Evet, çok anılarım var. Radyodan maçı dinlerken veya siyah beyaz televizyondan dinlerken İngiltere'de amatör bir takım Nottingham Forest'i eledi, bilmem ne eledi. Çok heyecanlandırırdı beni. Sonra bunu gençliğimde ve spor yaptığım yıllarda da Türkiye liglerinde, Türkiye kupalarında gördüm. Şimdi de bugün 5 tane ligin burada olması, ben Türk web bu tarafına işaret ediyorum olayın. Çabalarımız ufak ufak da filizleniyor diye düşünüyorum. En alt ligden en üst lige kadar burada olması büyük bir keyif. Katılımı herkes çok benimser. Ben buradaki katılımı da çok benimsiyorum. 68 takıma başarılar diliyorum. Zannediyorum 15 veya 16 takım şampiyon oldu. Bunun 5 tanesi lig şampiyonluğunu da kazanan. Güzel bir turnuva olsun diye diliyorum. Ve öyle de ümit ediyorum. Fair play, siz hiçbir spor müsabakası olmaz diyorum. Bütün izleyicilere güzel bir turnuva diliyorum. Siz aynı zamanda tabii TASK'ta da görev aldığınız için evet. Amatör spor kulüpleriyle evet. Aranızda daha... Ben Futbol Federasyonu dışında Türkiye Amatör Spor Kulüpleri'nin konfederasyonun genel başkanıyım. Tabii oraların hakkını konuşmak ve savunmak çok önemli. Biz de yıllarca benden önceki başkanlarım hepsi tek tek çok büyük bir emek vardı, arkadaşlarım, dostlarım. Hatta kurayı da ben İstanbul'da yardımcısı olduğum TASK Genel Başkanı Orhan Sakan'ın salonunda çektik ve 4 tane amatör takımda Türkiye Kupası'na tur atlamış. 3. turda müsabaka yapıyor. Bu ayrıca da büyük bir onur. Ülke futbolu için inşallah hayırlara vesile olur. Amatör takımların katıldığı, alt ligden üst ligleri zorlayacak çok takım var. Çok keyifli bir kuraydı. İnşallah futbolda sahada yansıyacak. Bizim için inşallah ilerleyebildiğimiz kadar ilerleyebileceğimiz bir sezon olur. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Şimdi öncelikle Volkan hocamızın her maçtan sonra söylediği gibi şehre umut olmak için bu takım kuruldu, tekrar sahaya çıktı. Volkan Hoca ve ekibinin büyük gayretleriyle tekrar sahaya çıkabilecek pozisyona geldi bu takım. Çok çalışıyor, iyi çalışıyoruz. İyi oyunculara sahibiz. İnşallah bu sezonda olabildiğimiz en yüksek yerde olacağız. Bizim için tabii ki keyifli bir maç. Hocamızın eski takımı. Herkesin merakla beklediği bir maç. Biz çıkıp yine her zaman olduğu gibi mücadelemizle kaybetmemek için gideceğiz. Allah'ın izniyle keyifli bir sonuçla döneceğiz. Olabilir tabii, kulüp yöneticilerimiz değerlendirir bunu. Olabilir bizim için. Biz zaten bu sezon İstanbul'da başladık. Hala İstanbul'dayız. İç sahamız Mersin. Maçları Mersin'de oynuyoruz. Ama yönetimimize böyle bir teklif gelirse değerlendiririz. Bunları hiç karşılıklı talepler gelsin, ondan sonra değerlendiririz. Bizim için en iyisi neyse rakibi de düşünerek ona bir karar veririz. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Sağ olun. Her iki taraf için de hayırlı olsun. Rakibimiz Kütahya Spor. İnşallah iyi bir kura çekildi. İkimiz için de hayırlı olur inşallah. Evet, Karagümrük galibiyetinden sonra iyi gidiyoruz. İnşallah bunun devamı olur. Şimdi Trabzon deplasmanımız var. İnşallah onu da galibiyetle devam ederek devam etmek istiyoruz galiplerimize. Kupada bir hedef var. Kupa hedef inşallah en iyi şekilde bitirmek. Evet, evet. Artvin Hopaspor'la eşleşmemiz oldu. İki taraf için de hayırlı olsun diyorum. Başarılar diliyorum inşallah. Başka. Evet, evet. Gayet güzel bir sezon geçiyor inşallah. Daha iyi günler de bizi bekliyor diyorum. Ziraat Türkiye Kupası'nı zaten 2 yıl önce kazanmıştık. İnşallah bu sene de talibiz diyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Tabii öncelikle Euro 2024'de kalan milli takımımızı tebrik ediyoruz yani gönülden. Armoni Alanya Spor'la eşleştik. İlk hedefimiz tabii gruptan çıkabilmek, ilk elemeden çıkabilmek. Yönetim olarak şu anda güçlü kadro, güçlü yönetim, güçlü taraftar desteğiyle bir üst tura çıkmayı hedefliyoruz. Altyapı yatırımlarımız yine devam ediyor. Özellikle tesisleşme anlamında yatırımlarımız devam ediyor. Kura'nın hayırlı olmasını diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. İnşallah hayırlı olur. Ziraat Kupası tabii önemli bir kupa. Takımların kendilerini birbirlerini test etmesi bakımından da. Hayırlı olsun herkese.